Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bugün yine size iğneden tığ bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde. Küçük kayalar koyarak arasına ara suyu yaptım. Üzerine küçük kirpikler ve modelimiz arkadaşlar Dünkü videomuzda olan bu mekik görünümlü sık iğnelerden arkadaşlar nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Normalde bu modeli iki kirpik, iki zincir çekerek kirpiklerini yapıyordum. Şimdi sadece bu sık iğne taktiğiyle, farklı sık iğne ile nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battımıza bu şekilde sık iğne ile girip bu kayamızın yapımıyla başlıyorum arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi hemen yandaki tığ battıya kapatıp bir tane tığ battı yapıyorum. 3 zincir hemen sıradaki tığ battı. 3 zincir sıradaki tığ battıya sabitliyorum. Evet. 3 tane. 3 tane bu şekilde tığ battıyla başladım. 2 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çevirip Hemen tığ battığımın içine sabitledim sık iğne ile. 3 zincir. Bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. 1-2 zincir. Hemen bu şekilde arkadaşlar sabitleyip kayamı bitiriyorum. 7 zincir. Hemen arkadaşlar kayamı bitirdiğim noktadan bu şekilde sabitliyorum buraya bu şekilde ara suyu olarak bu düz kayaları kullanmış olduk Arkadaşlar şimdi ara mesafesi olarak yaprağımla arkadaşlar arasına 3 tane tığ battı yapacağım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya sabitle 3 zincir sıradaki tığ battıya sabitle bu şekilde ara mesafesi olarak üç tane de tığ battı yaptım Şimdi arkadaşlar iki defa tığımın başını doluyorum bir tane atlayıp ikinci tığ battı 1 2 2 2. Travzanımı yaptım. Bu yaprağım için yuva olacak arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Pardon, 2 zincirle başlıyorum. Bir defa doladım. 1 2 2. 2 zincirle 3 alım güzel oluyor arkadaşlar. 5 zincir kapattım trabzanımın arasını. Buradan 5 zincirle tömücük yaptım. Şimdi arkadaşlar 2 defa tığımın başını doladım. 3 seferde alacağım. 2 2 2. Bakın bir tık birinci trabzan'dan hafif uzun. 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi kirpik olarak. Yine arkadaşlar 2 defa doladım. 1 2 2 2. Bunu da 4 seferde aldım ki bir tık uzun olsun. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Buraya 3 tane kirpiğim oldu. Şimdi sonuncuyu da 3 defa doladım arkadaşlar. Ve yine trabzandan yaptım. Yuvanın içine 1, 2, 2, 2. Şöyle en uzunları olarak da bu şekilde sonuncu trabzanımı yaptım. 5 zincir. Hemen arkadaşlar bunu da yaptım. Son trabzana kapattım bu şekilde. Şimdi buraya arkadaşlar 8 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet. 10. da yuvaya yapıp bu şekilde arkadaşlar yaprağımı bitirdim. Evet çok güzel bir tane tam iğne oyasına yakışır bir yaprak oldu arkadaşlar. Şimdi 4 zincirimi çekerek yaprağımın kenarına dal yapıyorum. 4 zincirimi çektim bu şekilde. 2 defa tığımın başını doladım. 2 2 2 Bakın arkadaşlar. Bu şekilde bir trabzan yapıp 7 tane zincir çekiyorum. Bu da yuvası çiçeğimin. 4 zincir. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu yaptığım yuvanın içine kapatıp dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle dalıma destek olsun. Bu şekilde. Hemen yaptığım tığ battıya da yapıyorum tabii ki tığ battı seviyesi için. 3 zincir çekip burada arkadaşlar şimdi yaprağımı bitirdikten sonra bu şekilde 7 tane tığ battı mesafesi veriyoruz. 1 2 3 zincir. Bu ikinci 1 2 3 zincir. 3. 3 Üç zincir. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 3 zincir. Bu şekilde 5 oldu arkadaşlar. 3 evet 5. 6 ve 7. 3 zincirden 7 tane tığ battı yapıyoruz. Çiçeğimizi bitirdikten sonra. Şimdiki zincirle tekrar dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma bu şekilde bir tane tığ battı yaptım. Buraya yine kaya yapıyoruz arkadaşlar. Geriye 5 tane kaldı. 7 tane yapmıştık tığ battı. İkisini kayamız için kullandık ve düz yüzüne çevirdim hemen tığ battım içine sık iğne ile sabitleyip 7 zincirimi çektim bakın bu bitişteki hemen yanındaki arkadaşlar boş olan tığ battımın içine 7 zincirimi kapatıp buraya bir artma işlemi yapıyoruz hemen arkadaşlar yine 1 2 3 zincir çekiyorum tığ şey düz kaya yapıyorum arkadaşlar tığ battılar 3 zincir bu şekilde 3 tane arkadaşlar tığ battı yaptım 2 zincirim arkadaşlar daha rahat olduğu için bir zincirde bu şekilde dönüş zinciri olarak kullanıyorum eksitme 3 zincir hemen bakın arkadaşlar burada bir tane arada boşlukta bir tığ battı bırakıyorum 2 zincirimi çektim döndüm hemen kapattım o tek kalan yuvamın içine yine 7 zincir kapatıyorum arkadaşlar sık iğne ile 3 zincir bu şekilde arkadaşlar isterseniz iki tane verin arasını isterseniz benim gibi 3 tane verin arkadaşlar bu şekilde Evet şimdi çiçeğimizin yaprak kısmı bitti. Yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dalımıza 7 zincirden yuva yapmıştık. Onun içine arkadaşlar bu şekilde bir sık iğne yaparak şöyle hafif sağ da meyil ettiriyorum arkadaşlar. Rahat bir şekilde bakın şu uca doğru getirirsek dolum işlemi rahat bir şekilde olur. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bu şekilde ipimi uzatıyorum. Aparatım kulak çöpü taktım. Tam buraya arkadaşlar bu şekilde 9 tane ilmek alacağım. Yeşil yuvamın içine giriyorum. 1 2 zincir. Şöyle sıkı sıkı arkadaşlar 9 zinciri çek 2 zinciri çekip 9 tane ilmek yapacağız. Bu ikinci ilmek. Yine aynı şekilde yuvanın içine giriyorum. 1 ve 2 3 oldu. Sonuna doğru arkadaşlar enleme oluyor. Şöyle dikkatli yaparsanız bakın şöyle olduğu için gevşiyor. Şöyle aşağı doğru kulak çöpünü meylettirirsek hepsi aynı boyutta oluyor. Yoksa ucu kalkık olunca yukarı doğru boşluk oluşuyor. Şöyle dört oldu. Bir iki zincir 5 6 1 2 zincir 7 yuvaya giriyorum arkadaşlar 1 2 zincir 8 1 2 zincir 9 2 4 6 8 9 Hemen arkadaşlar yeşil yuvaya da girip bu şekilde 2 tane zincirimi çekiyorum ve Bakın arkadaşlar bu şekilde 9 tane ilmeğimi topladım. Şimdi arkadaşlar şunu da hemen çıkarmadan önce yakarsak rahat bir şekilde tertemiz oluyor. Bu ilmeği Evet arkadaşlar şimdi ilmeklerimizin üzerine yapalım. Evet arkadaşlar şimdi beyaz kısmını yapacağız. İlmeklerim biraz arkadaşlar çekilmiş fark ettiyseniz bir tane bırakıp ikincisi çekik çünkü bu kameranın azizliğinden dolayı ikinci çekimim olacak. Şöyle ters tarafına çevirdim arkadaşlar. İlk ilmeğimin içinden giriyorum bu şekilde. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ilmeğimi sık iğne ile tutturdum. 5 zincir çekerek yuvalar yapıyorum. 5 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle yanındaki ilmeği atlayıp Zaten küçük kalışından da belli arkadaşlar. Bu modelin özelliği de arkadaşlar şöyle ortada kalacak. Minik bir şekilde ortada kalması gerekiyor. Öyle çok güzel duruyor. 5 zincir. Bir tane kirpik atlıyorum. İkinci kirpik şu şekilde ortada kalacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane bırakıp ikincinin arkadaşlar İçinden sık iğne ile sabitliyorum 5 zincirimi. 5 zincir yine bir tane bırakıp ikincinin içinden sabitliyorum. Buraya arkadaşlar 4 tane yuva yaptım. 5 zincirden 4 tane yuva. Bir zincirimi çekip bu şekilde arkadaşlar döndüm düz yüzüne. Bir zincire dönünce daha güzel duruyor arkadaşlar. Yuvanın içine girdim. Bir ilmek aldım. Şöyle sahte sık iğne olay dediğimiz tığdaki ilmeği alıp üzerine bir zincir. Yuvanın içinden gelip bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten geçirip üzerine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane buraya yuvaya sık iğne yapıyorum. İlmeğimi alıp aldığım ilmeğimi tığımdaki ilmekten geçirip üzerine bir sık iğne. 3 oldu. 4 5 6 ve 7 7 tane sığıyor arkadaşlar bu şekilde şöyle bombili durunca çok güzel duruyor sıradaki arkadaşlar yuvaya da bu şekilde sık iğne ile geçiyorum şöyle pardon arkadaşlar şöyle biraz bombili geçersek buralardan arkadaşlar batacağımız için şöyle hafif bol geçersek geçişleri daha rahat buraya tığımız girecek arkadaşlar. Bu geçişleri biraz bol geçmeye dikkat edin püf nokta olarak. Hemen ilmek alıyorum. Yine girdim. Yine üzerine bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar 7 tane sık iğne doldurarak gelelim. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Şu arkadaşlar sonuncu kısımda da yine yuvamın içine girip aynı şekilde tığımdaki ilmekten çıkarıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve ipimi koparıyorum. Bunu bu şekilde arkadaşlar arkada yakıp bakın şu aradaki şeyler arkadaşlar benim çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde minik minik durması. Evet arkadaşlar yine bu modelimizi ters tarafına çeviriyoruz. Yuvaları biliyorsunuz ters tarafından yapıyoruz. Yine ilmeğimin bu en sonki beyazı başladığım mavi ilmeğimin içine arkadaşlar ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Buraya tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Şu araların arkadaşlar bol bir şekilde geçmiştik, rahat bir şekilde. Böyle sık iğne yapıp yani ipimizi tutturmak için. Sık iğne ile 8 zincirimi bu şekilde sabitledim. Yine arkadaşlar 8 zincirden buralara bu şekilde yuvalar yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar bu ilmeğin tam hizasındaki o geçiş noktasında 8 zincirimi kapatıyorum. Evet. Yine aynı şekilde ilmeğimin tam üstünden bol geçmemin sebebi arkadaşlar tığımın başının bol olmasını sağlamam sebebi rahat bir şekilde sık iğne ile yuvamı yapabileyim. Yine 8 zincir Hemen arkadaşlar bakın buradaki ilmekten beyazı yaptığım ilmekten bu şekilde içine girip ipimi sabitledim. Şöyle bir zincirle de döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Hemen aynı şekilde yuvanın içine girip tığımdaki ilmekten çıkarıyorum. Yani sahte sık iğne dediğimiz olay bir zincir. Buraya da arkadaşlar tam bir tane yapacağız. 2 oldu. 3 4 5 6 7 Yuvaya girip ilmek al. Tığdan geç. 8 9 10 11 Evet arkadaşlar. 11 tane yaptık şekilde şöyle bir bombililik vermesi gerekiyor arkadaşlar. Sıradaki yuvamıza geçip aynı şekilde üzerine bir zincir. Yuvaya gir, ilmek al, sık iğne yap. 2 3 4 5 6 7 8 üzerine bir zincir. 9 10 Şöyle yavaş yapıyorum ki arkadaşlar. Aslında eliniz arası kolay bir şekilde devam ediyor. Zorluğu yok. Evet 11 tane yaptım. Şu bombiliği arkadaşlar şöyle bir tık alttakinden büyüklüğü vereceğiz. Son kez buraya girip tamamlıyorum. Sıradaki yuvaya aynı şekilde arkadaşlar geçip sık iğnemi yapıp üzerine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar diğer ikisini de dolduruyorum. Evet arkadaşlar diğer iki yuvayı da doldurdum sık iğne ile 11'er tane sık iğne ile 6 7 üzeri de 11 tane sık iğne ile 6 tane de olabilir arkadaşlar. Hani altının şöyle üstün bir minik bir tık daha büyük durması önemli. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sonuna kadar geldik. Sonuncu biliyorsunuz böyle köşenin yuvarlak olması için ben bu ilmeğin içine de aynı sık iğne işlemini uyguluyorum. Üzerine de bir zincir çekiyorum bu şekilde. Şimdi buradan üçüncü tığ battımın içine arkadaşlar bunu çatıyorum. Bu şekilde tutturma işlemi yapıyorum. Bakın sayın 1, 2, 3. tığ battımın içine sık iğne ile normal sık iğne arkadaşlar bu şekilde sabitliyorum bir tane de zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde Şu daha önce size gösterdiğim sık iğnenin üzerine yapılan beşer zincirli kirpik taktiği arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu umarım işinize yarayan da bir çekim olmuştur arkadaşlar bu şekilde modelimizin yapılışı gördüğünüz gibi Üçgen kayalarımızda iğne yasında olan kayamız arkadaşlar. Evet bu da sizler için örnek amaçlı hazırladığım modelim arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.